Hello everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Abid. First term, first examination, grade 10. Arkadaşlar 10. sınıf, 1. dönem, 1. yazılı ile sizlere merhaba demek istedim. Hemen sayfamı çevirdim ve kesinlikle bilinmesi gerekenler diye şöyle bir başlık atmak istedim. Arkadaşlar subjects of the first exam yani 1. sınavın Konularına göz atalım. Önce ünite 1'de şöyle bir şey gördük. School life yani okul hayatı, okul yaşamı. Sol tarafta simple present tense, geniş zaman. Birazdan çok minik bir bilgi yazacağım buraya. Sağ tarafta ise arkadaşlar planlarımızı anlattık. Yani present continuous tense şimdiki zaman kullanacağız ama ne yapacağız biliyor musunuz? Ziyadesiyle gelecek zamanı anlatacağız. Pekala. Şimdi arkadaşlar bir alt başlık diyor ki bana. What do we know? Yani biz burada ne biliyoruz? Bakın arkadaşlar. What do you do on weekends? Hafta sonlarında ne yaparsın? Geniş zaman bir soru. What are you doing? Şu anda ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar present continuous tense. Şu anda ne yapıyorsun? What are your plans for the weekend? Hafta sonu için planların nelerdir? Tabii ki ilerleyen zamanda bunu anlatacağım ama size hatırlatmak istediğim çok önemli bir şey var. Dedi ki eğer ben geniş zaman görüyorsam do ve does yardımcı fiilleri benim karşıma çıkacaktır. Arkadaşlar ayrıyeten every ve mesela in the morning, in the evening, in the afternoon şöyle kısaltmalı yazmak istiyorum. Bunlarla karşılaştığımda aklıma gelmesi gereken şey geniş zamandır. Pekala sayfamı çeviriyorum. Bir kez daha söylüyorum. Burası sınav için kesinlikle bilmeniz gerekenlerdi. Diyorum ve başlıyorum. fill in the blanks with simple present tense or so present continuous tense. Yani ben bu boşlukları ya geniş zamanla yahut da arkadaşlar present continuous tense şimdiki zamanla tamamlayacağım. Pekala. Önce şu fiillerin anlamlarına bakıp sonra devam etmek istiyorum ve bunu yaparken de muhtemelen kahverengi kalem kullanacağım. Watch seyretmek, izlemek. Visit ziyaret etmek. Play oynamak. Talk konuşmak get arkadaşlar get normalde sahip olmak demek fakat arkasından gelecek olan on in up gibi edatlar ile anlam değişikliğine uğrayabilir. read okumak demek arkadaşlar. Pekala. Şimdi ben burada size bir kuralı hatırlatmak istiyorum. Eğer present simple tense kullanacak isem ne vardı? Fiilin birinci hali vardı duruma göre do veya does vardı. Bir de arkadaşlar ortalama olarak every her zamanı anlatan zaman zarfı vardı. Hocam peki durum present continuous tense ise ne olacak? Arkadaşlar be yani am is are vardı ve bunun arkasından gelen fiilin üzerinde ing ink eki vardı. Şimdi anlatırdı. Peki birlikte boşlukları doldurmak istiyorum. Demiş ki John bir boşluk. Football at the moment. Durun arkadaşlar. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Şuraya bir çizgi çekelim ve continuous'un altına yazalım. Eğer biz now şu anda kelimesini alırsak, 2. right now tam şu anda kelimesini alırsak, 3. at the moment Evet arkadaşlar. Bunlar continuous tense kullanmamızı. Bir de arkadaşlar ünlem ile karşılaşırsanız bu da continuous tense kullanmanızı gerektirecektir. Şimdi John şu anda futbol ne yapılır arkadaşlar? Oynanır. O zaman John tekil olduğu için Emizar'dan izi seçtim. Ama öncelikle atlı momentı gördüğüm için present continuous ögren. Present continuous tense kullanmam gerektiğine karar verdim. Ve present continuous tense'e göre John is Play'i aldım arkadaşlar fakat play fiilinin üzerine ayancı vermeyi unutmadım. John is playing football at the moment. John tam şu anda arkadaşlar ya da bu sıralarda diyebilirsiniz şimdi diyebilirsiniz. Ne yapıyor? Futbol oynuyor. Bir. Dedim ki every kelimesini gördüğüm takdirde aklıma gelmesi gereken şey her zamana ait yapılardı. Every morning, her sabah, my mother, boşluk. Arkadaşlar bakın burada bir tane edat var. Up. Eğer get ile birleşir ise get up yataktan kalkmak anlamına gelecektir. O zaman every morning my mother get dur şimdi my mother tekil olduğu için yani he she itten bir tanesi olduğu için fiil esi alırdı. Bunu hatırlatmak isterim. Every morning my mother gets up at six o'clock. Her sabah benim annem Saat 6'da yataktan kalkar. İşte bu kadar basit arkadaşlar. O zaman play gitti, get gitti. Devam. Kate diye bir bacım var. Der ki bana bir boşluk. Her uncle every weekend. Arkadaşlar bakın, evri ile karşı karşıya kaldım. Evri'yi görünce geniş zaman kullanacaktım. Kate tekil olduğuna göre. Şimdi Kate boşluk. Her uncle every weekend. Şöyle bir şey yapacağım. Her hafta sonu Kate amcasını bir şey yapar. Bakalım ne yapar? Arkadaşlar muhtemelen visit, ziyaret eder. Ama Kate, he, she, it, she olduğu için esi unutursanız hoca da muhtemelen sizi unutur diyorum. Look, dur. Dedik ki arkadaşlar eğer ünlem görürseniz now, right now, at the moment görürseniz Present continuous tense'in gözüne gözüne verin dedik. İzle. Look, Mary and Andy. Şimdi present continuous tense'de emizar var mıydı? Vardı hocam. Mary and Andy. And bağlacının bir özelliği var. İki tekil ismi birbirine bağlar ve onları çoğul hale. They. Onlar diyebilirim. Arkadaşlar o zaman ben buraya aslan gibi arı yazarım. Look, Mary and Andy are Televizyon, film ne yapılır arkadaşlar? Hocam izlenir. O zaman bir dakika viziti zaten yapmıştık. Ha watch. İzlenir. Bakın arkadaşlar R hemen şuraya watch'u aslan gibi yazdım. Arkasına ing'i gömdüm şu anda televizyon seyrediyorlar dedim ve beşinciye geldim. İlk yapmam gereken şey bir şekilde şunlardan şunlardan bir tanesini aramak olacak. Ne olduğuna göre continuous tense, emizar ing, she olduğuna göre izi verin arkadaşlar. Bakın şimdi she is bir boşluk verdim. <laughs> Size bir tüyo vermek isterim. To genellikle fiiller içerisinde talk to, speak to ile kullanılabilir. O şu anda öğretmeni ile talk yapıyor. Yani konuşuyor, öğretmeni ile sohbet ediyor. Unutmayın talk to speak to. Harika. She is talking to her teacher now. Şu anda öğretmeni ile konuşuyor ve son. Arkadaşlar şimdi ben eğer şimdiye kadar yaptıklarımdan eminsem benim için konu bitmiştir. Bu boşluğa read gelecek. Fakat they sometimes dur. Şunu söylemek istiyorum. Always her zaman daima usually genellikle often sık sık sometimes şöyle sığdırmaya çalışalım arkadaşlar sometimes seldom doğru mu arkadaşlar mesela never bunları şöyle yapalım bunları gördüğümüzde always usually often sometimes seldom never bunları gördüğümüzde geniş zaman kullanmam gerektiğini hatırlıyorum eğer burada sometimes varsa they sometimes tek bir fiilim kaldı. Buraya kadar yaptıklarımdan eminim. Present simple tense'in özelliği neydi arkadaşlar? Fiil olduğu gibi hiç oynamadan verb bir formatta düz cümlede gelirdi. İzle. They sometimes read poems in the lessons. Onlar ders esnasında Bazen şiir okurlar. Hocam peki bu he olsaydı reads. She olsaydı reads. Diyorum ve sayfayı şıkırt diye çeviriyorum. Pekala. Arkadaşlar bir kırmızı kalem ile başlığa bakalım. Bana diyor ki choose seçmek. Neyi seçeceğim? The best option en iyi seçeneği seçiniz demiş. Şıkkı seçiniz. Miley bacımla başlamak isterim. Miley is always late. Miley her zaman gecikir, geç kalır. I'm sure she is going to be me. I am sure she will be me. Late tomorrow. Yani yarın geç kalacak derken hani eminiz bu bacımız geç kalacak da hangisiyle geç kalacak ona bakmamız lazım. Arkadaşlar normal şartlar altında think don't think sure promise expect normalde bu kelimeler aslında will ile kullanılır ama sizin kitabınızda şu an elimizdeki hali hazırdaki kitapta sure bir kesinlik bildirir düşüncesiyle Lütfen going to seçiniz diyor. Dolayısıyla biz burada mecburen is going to seçmek zorunda kalıyoruz. Sınavda lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Miley is always late. Miley her zaman geç kalır. I am sure she's going to be late tomorrow. Vallahi eminim yarın da geç kalacak diye çevirebilirsiniz. Geldim ikiye arkadaşlar. <laughs> İki bana der ki hemen turuncu kalemle. I don't think şunu söylemek istiyorum. Think I don't think bunları gördüğünüz anda aslanlar gibi okumanıza dahi gerek kalmadan şöyle villi kısmı oh mis gibi kutu içine alın. I don't think they will spend their whole days by the sea again. Bakın şunu zannetmiyorum. Onlar tatillerini geçirecekler. Tekrar deniz kenarında tatil yapacaklarını sanmıyorum dedim ve üçe geçtim. Would you like tea or coffee? Arkadaşlar siz şu anda benim bulunduğunuz ofise, benim bulunduğum ofise misafir olarak geldiniz. Ben de size diyorum ki ya çocuklar ne içersiniz? Çay mı içersiniz? Kahve mi içersiniz? Bu soruyu sorduğum anda anlık olarak bir karar vermek zorunda bırakıyorum sizi. O anda anlık olarak kararlarınızı verirken Arkadaşlar kesinlikle will'i really kullanın. Would you like tea or coffee? Kardeşlerim çay mı kahve mi içersiniz? Siz bana şunu söyleyebilirsiniz. I will have coffee. Ben ee, bir şey kahve rica edeceğim. Bu şekilde söyleyebiliriz diyorum. Dörde geçiyorum. Arkadaşlar look ben size bir şey söylemiştim. Şu ünlemi gördüğünüz zaman... B I N G. Az önceki sayfada söyledim. Aman gözünüzü seveyim. Ben diyorum ki şuraya bir bakın. They are going to wash the car. Arkadaşlar kovayı almışlar. Efendim şampuanlar hazır, fırçalar hazır, paçalar sıyrılmış. Efendime söyleyeyim arabayı yıkayacaklar bu belli. Diyorum ki şuna bakın they are going to wash the car. Onlar arabayı yıkayacaklar diyorum. O zaman buradaki doğru cevap yeşil ile kutuyu vallahi hak etti diyorum. Ve arkadaşlar bir sonrakine pırıl pırıl geçiyorum. Diyor ki bana if you do not stop bullying her eğer o kıza karşı Öküzlük yapmayı durdurmazsan. Arkadaşlar bully kaba dayılık etmek. Köküne bakın bull öküz demek. Buradan aklınızda kalabilir. Kalınlık yapmazsan kaba dayılık etmezsen yani sığırlık etmezsen diyor kısacası. Diyor ki if you don't stop bullying her o kıza karşı kaba saba davranmayı kesmezsen ifle arkadaşlar geniş zaman yapısını gördüğünüzde hiç affetmeyin. Will yuvarlak içine alın. I will Çaldı teacher. Seni öğretmene söyleyeceğim. Hiç şaşmaz arkadaşlar diyorum ve altıncı soruyla devam etmek istiyorum. Bana diyor ki What are your plans for the weekend? Hafta sonu için planın nedir? Arkadaşlar planlar kesinlik içerirler. Planı gördüğünüz anda, planınızı sorduğum anda. Olumlu veya olumsuz siz bana be going to ile cevap vermek zorundasınız. What are your plans for the weekend? Hafta sonu için ne yapacaksın? Nedir senin planın? I'm going to go to the cinema. Sinemaya gideceğim derken siz belli ki bir karar vermişsiniz önceden ve bu kararı gerçekleştireceksiniz. Ortalama olarak kesin gelecek zaman diyebiliriz. Bu kadar basit. Ve son. Arkadaşlar, look bak. Watch out, dikkat et. Lütfen sonlarına bakın. Ünlemler var. Ünlemlerde bense emizar artı ayancı kullanmanız gerektiğini söylemiştim. Watch out, dikkatli ol. You are going to hurt yourself, bir tarafını inciteceksin, kendine zarar vereceksin diyorum. Ve arkadaşlar sayfayı çeviriyorum. Şimdi şu sorulara birlikte cevap verelim. Answer the questions. Önce sorulara cevap veriniz. Ve bunu yaparken de give true and full answer. Sınavda bunu sizden isteyebilir. Bir, gerçekçi cevaplar veriniz. İki, sakın kısa cevap vermeyin. Şunu demek istiyorum. Bak şimdi. What is your name? Gakkoş, senin ismin ne? Ben de diyorum ki, bakın. Alper diyebilirim ama uzun cevap istiyor. My name is Alper. Bunu yazmak zorundayım arkadaşlar. Benim ismim Alper'dir. Peki, kardeş... How old are you? Sen kaç yaşındasın? Ben kendi adıma konuşacağım. 40 yaşındayım arkadaşlar. Ama buraya 40 yazma diyor. Diyor ki I am 40. İster böyle yazın, ister parantez açın arkadaşlar. Forty yazarken sakın u'yu koymayın. Hoca kemiğimizi kırar. Şöyle yazabilirim. I am 40 demeniz yeterli. Ama siz okulda açık cevap istediklerinde I am years old. Ben 40 yaşındayım Bastıra bastıra yazın. 3. Where are you from? Sen nerelisin? Bakın arkadaşlar, ben kendimden bahsetmek istiyorum. Hatay ya da from Hatay diyebilirim ama açık cevap vermek istediğimde I am from Hatay diyorum arkadaşlar ve bir Hataylı olduğumu size de söylemiş oluyorum. Devam etmek istiyorum. Do you have any sisters or brothers? Hiç bacın ya da erkek kardeşin var mı? Arkadaşlar, ben kendi adıma söylüyorum. I have A sister benim bir tane bacım var and a brother ve bir tane de misotesi erkek kardeşim var dedim arkadaşlar. How do you come to school? Peki okula nasıl geliyorsun? Bakın arkadaşlar ben okula şöyle geliyorum. I come to school. Okula geliyorum. Nasıl geldiğinizi by ile anlatın. By bus. Ben otobüsle geliyorum. By car. Ben arabayla geliyorum. By train. Arkadaşlar, yürüyerek gelen arkadaşlar şöyle söylesinler. On foot. Bu yürüyerek demek bilginiz olsun. Son. What kind of music do you like? Usta, sen ne tür müzikleri seversin? diye bir soruyla karşılaşıyorum. Bakın uzun cevap. I like pop müzik. İşte bu kadar basit. Ben pop müzik severim dedim. Ve son bir tane daha yapıp bitiriyorum. What school subject do you like most? Okulda en sevdiğin konu nedir? Ben kendi adıma yine yazıyorum arkadaşlar. Gerçekçi bilgiler istemişti. I like English most. En çok İngilizceyi severim. İşte uzun cevaplar ve arkadaşlar sayfamı çeviriyorum. Şimdi en çok şunla karşılaşıyorum. Hocam paragraflar çok uzun olabiliyor. Sorular da uzun olabiliyor ve ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Önce çoğu zaman önce soruyu alın arkadaşlar. Ondan sonra pasaja gidin. Önce paragrafı okur, sonra sorulara giderseniz aklınızda tutamayabilir ve gümleyebilirsiniz. Bakın bir tane örnek birlikte yapalım. Soru kökü bana der ki: Read and answer the questions. Okuyun ve sorulara cevap verin. Başlıyorum. Maria is British. Right, true or false? Önce bunu okuyalım. Arkadaşlar doğru ise bu cümle T, yanlış ise, ise F yazacağız. Bakın şimdi. Maria is British. Maria bacım İngiliz'dir. Doğru mu bakacağız şimdi? Hello, my name is Maria. Merhabalar, benim ismim Maria. I am from France. Ben Fransızım. Durduk. British mi? Hayır. O zaman arkadaşlar burası sadece false. F'yi ister. Devam edelim şimdi. I am from France. Ben Fransalıyım. But I live in England. Ama İngiltere'de yaşıyorum. I am 18 years old. Biraz okuduktan sonra ikinci soruya gelebilirsiniz. Biraz hakim olduktan sonra. Sally and Maria live in the same flat. Sally ve Maria aynı dairede yaşamaktadırlar. Maria ismini görene kadar demek ki çok kafamızı takmayacağız. Devam. I study mathematics teaching at a university. Üniversitede matematik öğretmenliği okumaktayım. My favorite class is maths. Benim en sevdiğim ders matematiktir. Because I like solving problems. Çünkü problem çözmeye bayılıyorum. Bakın arkadaşlar bu tür ipuçlarının altını çizmeye çalışın. Soru olarak gelebilir. Devam. I live with my friend. Arkadaşımla birlikte yaşıyorum. Her name is Sally. Onun ismi Sally. Dur şimdi. Sally ve Maria beraber bir flatte yaşıyorlar. Doğru mu değil mi? Devam. She is British. O bir İngilizdir. And 18 years old. Ve o 18 yaşındadır. She is also a university student. Ayrıca o da bir üniversite öğrencisidir. She study engineering. Dur orada. Size bir şey öğretmek istiyorum arkadaşlar. Eğer biz üçüncü tekil şahıstan geniş zamanda bahsediyor isek fiilimiz s ekini alacaktı. go goes, come comes, swim swims. Ama bazı fiiller y harfi ile bitebilir özellikle önünde ünsüz varsa. O zaman arkadaşlar y harfini önce okunduğu şekli olan i'ye dönüştürün. Sorry, sonra es olarak eki verin. She studies engineering. O ne okuyor arkadaşlar? Mühendislik okuyor. Mükemmel. She studies We live in a small flat in London. Dur. Sally ve Maria aynı flatte, aynı dairede yaşıyorlar. Kesinlikle doğru diyorum arkadaşlar. True. We live in a small flat in London. Biz Londra'da küçük bir apartman dairesinde yaşamaktayız. We usually wake up early in the morning. Dur. Üçüncü soruya gidiyorum. They usually get up late. Onlar genellikle geç kalkarlar. Soru hemen üstüne geldi arkadaşlar. Bakın şimdi. We usually wake up early late. Bu erken bu geç. Arkadaşlar demek ki üçüncü cümle. Onlar geç kalkarlar yanlış. Çünkü onlar erken kalkıyorlar. Niye? Because our lessons start at 8 o'clock. Çünkü bizim dersimiz saat 8'de başlar. Hem de sabah. At the weekends. Dedim. Kaldım. Maria enjoys solving problems. Arkadaşlar bazen geçmiş olmamıza rağmen notlarımızın altını çizeceğimiz yeri iyi bilmeliyiz. Diyor ki Maria şey yapmayı sever. Ne onun adı? Ee, problem çözmeyi sever. Bakın I like solving problems. She enjoys solving problems. Bu kesinlikle doğru bir cevap diyorum. Ve arkadaşlar son cümlemi okuyorum. They sometimes go to the cinema on weekdays. Onlar hafta içi. Bakın arkadaşlar weekend derse şuraya birlikte yazalım isterseniz. Bu biraz kafa karıştırıcı. Daha doğrusu kafa karıştırıcı olabilir. Weekend hafta sonu weekdays pazartesiden cumaya kadar. Hafta içi. Diyor ki onlar bazen hafta içi günlerde sinemaya giderler. Bakalım at the weekends hafta sonlarında We usually go shopping. Ziyadesiyle genellikle alışverişe gideriz. And we sometimes ve bazen de go to the cinema, sinemaya gideriz. Bir dakika, hafta sonunda gidiyorlar arkadaşlar. Hafta içinde gitmiyorlar diyorum. Ve false, yanlış bir cümle deyip işte bu kadar basit. Soruları aldım, pasaja gittim. Önce bir soru, sonra metin. Sonra bir soru, sonra metin. Diyorum Arkadaşlar answer the questions. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Burada önemli olan şey şu. Parçaya birazdan göstereceğim ortalama olarak hakim olduk. Yine tek tek gideceğiz. Where is Sally from? Şimdi Sally nereliydi arkadaşlar? Aldım Pasajı daha doğrusu mektubu yazan ya da yazıyı yazan Maria. Maria'nın arkadaşı Sally'ydi arkadaşlar. Şimdi her name is Sally. Bakın burada Sally'nin nereli olduğuna bakıyorum. She is British. She is from England. İstediğinizi yazabilirsiniz. Where is Sally from? Arkadaşlar buyurun birlikte yazalım. Sally is from England. Sally aslanlar gibi İngiltere'dendir diyebilirim. Where do Maria and Sally live? Maria ve Sally nerede yaşıyor arkadaşlar? Bakın we live in a small flat in London. Londra'da small flat'te küçük bir apartman dairesinde. Maria ve Sally tekrar yazmama gerek var mı? Hayır. Niye? Çünkü onlar çoğul arkadaşlar. They live in a small Let. Onlar küçük bir özür dilerim şöyle yazacağım arkadaşlar. Onlar küçük bir apartman dairesinde yaşıyorlar. İsterseniz in London'ı da buraya kral gibi eklersiniz. What do they do at the weekends? Peki bu ikisi hafta sonunda neler yapıyorlardı? Bakın arkadaşlar at the weekends hafta sonlarında we usually go shopping. Biz genellikle alışverişe gideriz. And sometimes go to the cinema. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu birlikte yazalım. Yine They öznesini aldım ve hemen fiili koydum. They go shopping. Bakın arkadaşlar, hemen şunu yazdım. They go shopping diyorum ve and e, to the sinema. Hem alışverişe hem de sinemaya gidebiliyorlar. Bu kadar basit. Peki son. What time do their lessons start? Arkadaşlar, onların dersleri ne zaman başlıyor? Hemen özneyi alıyorum. Şuraya their lessons yazıyorum. Onların dersleri yazıyorum ve hemen parçaya geri dönüyorum. Dersleri bulalım arkadaşlar. Bakın erken kalkıyoruz sabahleyin. Çünkü dersimiz saat 8'de başlar. Start at 8 o'clock. Their lessons start at... Eight. Okulok yazsanız da olur, yazmasanız da olur arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Ve sınavda başarılar dilemeden önce sizleri ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. <laughs>